Sevgili seyirciler, Ermenistan'ın sınırdaki Tovuz iline saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan 1'i tümgeneral 12 şehit vermişti. Bir de sivil şehit var. Bugün Karabağ zaferine giden yolun temelinin atıldığı gün. 12 Temmuz, Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir yıl önce Tovuz çatışmalarının başladığı gün. İyulun 12'sinde Ermeni silahlı güvveleri Azerbaycan bölgelerine artilleriye ateşiyle zərbə indirmişler ve bu gözlenilmez zərbə neticesinde bizim hərbçilerimiz helak olup yaralanıb. Çatışmada Azerbaycan ordusunun 12 askeri şehit oldu. Her biri baba, eş, kardeşti. Yakınları acıyı ve şehadet gururunu aynı anda yaşadı. Tümgeneral Polat Haşimov ön safta çarpışırken şehit olmuştu. Son yolculuğunda tabutunu Azerbaycan Savunma Bakanı taşıdı. O karanlık gün Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan sürecin başlangıcı oldu. Binlerce Azerbaycan genci şehitlerin kanını yerde bırakmamak için Karabağ'a gitmek istedi. Gönüllü olarak orduya yazıldılar. Binlerle insan devlete, orduya destek gösterdi. Bu bir vatandaş hemreliğinin bir remziydi. O güzel manzara. Ama benim sözlerimden sonra artık bir neçe gün geçip, bir hafta geçmiyor. 50 bine yakın insan yazıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devlet sınırlarına saldıran Ermenistan'a hodri meydan dedi. Gel tek be tek vuruş bizde. Tek be tek. Bakak görek ne olacak bunun ahırı. Bu hikayenin sonunu bütün dünya gördü. Azerbaycan ile Ermenistan 2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün teke tek çarpıştı. Savaş sadece işgal altındaki Karabağ topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanmadı. Dünya harp tarihini de değiştirdi. Azerbaycan'ın modern savaş teknolojisi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere dahil birçok gelişmiş ülkenin savunma politikasına yön verdi. 2. Karabağ Savaşı askeri okullarda ders olarak öğretilmeye başladı. Vatan toprağını kurtarmak için kanının son damlasına kadar savaşan Azerbaycan kahramanları dillere destan oldu.